Sevgili Fethiyeliler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanındaki tüm gençlerimize en kalbi selam ve sevgilerimi yolluyorum. Buradan bir kez daha turizmin, tabiatın ve güzelliklerin şehri Muğla'da bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum. Geçen hafta Volkswagen Arena'yı hınç hınç dolduran 10 bine yakın üniversiteli gençle bir aradaydık ve Üniyak programında bir araya gelmiştik. Bugün de siz Fethiyeli ve Muğlalı gençlerimizle hasbihal etmekten memnuniyet duyuyorum. Tabii birkaç kelam ben edeceğim. Ondan sonra da tabii bu kelam üzerine selam size yakışır. Her birinize aşkınız ve ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Biz gençlerimizi Allah için seviyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde Türkiye'nin aydınlık yarınlarını görüyoruz. Onun için de size bizim verdiğimiz ad ne Z ne Y değil. Teknofest gençliği. Bu alanda daha güçlü, daha müreffeh, küresel, özellikle küresel siyasette biz sizlerden çok farklı konumlar bekliyoruz. Ve kendinize inan, kendinize güven. Çünkü bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Küresel siyasette Türkiye'nin yeri, konumu farklı. Siz zannediyor musunuz ki yani dünyada şunlar oluyor, bunlar oluyor, acaba bizim yerimiz ne olacak? İşte Rusya, Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz, öyle mi? Karadeniz tahıl koridorunda sorunu, problemi çözen hangi ülke oldu? Türkiye. Ama işimiz bitmedi. Herkes Rusya'ya saldırırken biz Rusya'ya saldırmadık. Tam aksine Sayın Putin'le olan ilişkilerimizi daha önce nasılsa yine aynı şekilde koruduk. Hatta şöyle de güzel bir teklif yaptı. Dedi ki ben tahılı bila bedel göndereyim. Biz de dedik ki senin bila bedel göndereceğin tahılı biz de fabrikalarımızda una çeviririz ve senin de arzu ettiğin gibi fakir Afrika ülkelerine göndeririz. Ve şimdi hedefimiz ne? Fakir Afrika ülkelerine bu buğdayı una çevirip göndermek. Çünkü %44 Avrupa'ya gitmiş bugüne kadar. Afrika'ya %14 gibi bir oranda gönderilmiş. E şimdi biz bunu dengeleyip o fakir fukara, garip kuraba Afrika ülkelerine de inşallah göndererek onların beklentilerine en güzel cevabı biz vermiş olacağız. Ve bütün bunlar bir taraftan yürürken diğer taraftan da Türkiye'de biz yatırımlarımızı ne yapıyoruz? Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Durmak yok. Yola devam. İşte dün
Cuma günü tarihi bir adım attık. Sağ olsun Kültür Turizm Bakanımızın riyasetinde 36 bin metrekareyi geçen kullanım alanı, 51 bin metrekareyi bulan peyzaj alanı, toplamda 110 bin metrekareye ulaşan Rami Kışlası'nı İstanbul'umuzun bir numaralı kütüphanesi haline getirerek bunun açılış gururunu yaşadık. Ve burada öğrencilerimiz çorbasını içecek, çayını, aynı şekilde kahvesini. Kahve de vereceksin değil mi Mehmet? Ondan sonra kek aynı şekilde. 24 saat full mesai, ücret yok. Bila bedel. Ve şimdi gençlerimiz 24 saat icabında evinde değil, gelecek orada dersini çalışacak. Arkadaşlarıyla icabında münazaralarını, münakaşalarını yapmak suretiyle ertesi güne veya imtihanlara hazırlanma fırsatını bulacaklar. Oralar mezbelelikti, mezbelelik, rezaletti, rezalet. Çünkü orada ben çalıştım. Gıda toptancıları sitesiydi. Orada çalıştım. Ve aynı zamanda top sahası vardı. Orada futbol da oynadım. Bütün bunlarla beraber orayı çok iyi biliriz ve geçmiş bütün o video kayıtlarını filan da görmek, göstermek suretiyle nereden nereye? Mesele bu. Eğer ülkemizi ayağa kaldıracaksak, ülkemize güzellikler kazandıracaksak, öyle mi? Ne yaptın? Bunu ortaya ispatlaman lazım. İşte biz bunu ispatlayarak geleceğe yürüyoruz. Lafla bu işler olmuyor. Onun için de Rami Kışlası, o bölgede yaşayanların, ki Süleyman kardeşim de o bölgede yaşamış bir insan olarak, oradaki okullarda okumuş bir insan olarak, hatta gençler orada şöyle bir 40-50 genç Anadolu Lisesi'nden yanımıza geldiler. Onlarla biraz hasbihal ettik. Başkanım dediler, 5 dakikada biz okulumuzdan buraya geliyoruz. Ve böyle bir çekim alanının oluşmuş olması, bu Rami Kışlası'nın böyle bir duruma gelmiş olması, bir İstanbullu olarak, çünkü doğup büyüdüğüm o bölgede, böyle bir hakikaten kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar vesilesi. Şimdi Ankara'da o ayrı bir iftihar vesilemiz. İstanbul'da da şimdi burası ayrı bir iftihar vesilemiz. İlk etapta inşallah şöyle bir 200 bin civarında kitapla başlayacağız ama yetmez. Şimdi Kültür Turizm Bakanlığımıza ek bütçe ilave etmek suretiyle dünyanın değişik yerlerinden de kitaplar bu kütüphanemize alacağız. Ve kütüphanemizi, yani uluslararası nitelikte de Türkçe yayınlarımızın yanında uluslararası değişik ülkelerin yayınlarını da oraya kazandırarak, gerek ülkemizden akademisyenler, öğrenciler, gerekse yurt dışından da buraya birçok akademisyenlerin gelip ilgi duyacağı bir merkez haline getireceğiz. Tabii sadece kültür alanında değil, burslardan, kredi ve yurtlara, hibe programlarından, sportif faaliyetlere, her alanda gençlerimizin yanındayız, yanında olacağız. İnşallah İnşallah
Bundan sonra da göz aydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dolayısıyla bu 100. yaşını da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. İşte bu eserler 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markadır. Bir takvim değişikliğinin ötesinde anlamlara sahip 2023'ü her bakımdan en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Türkiye 100 yılı vizyonumuz işte bu irade ve gayretin vücut bulmuş halini temsil ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla adeta ilmek ilmek dokuyarak ülkemizi böyle bir dönüm noktasının eşiğine getirdik. Altyapı eksiklerimiz vardı. Büyük oranda bunları giderdik. Türkiye artık o geçmişteki altyapı sıkıntılarını yaşamıyor. Demokraside sorunlarımız vardı, çözdük. Milli irade önünde engeller vardı, kaldırdık. Güvenlikte sıkıntılarımız vardı, hallettik. Yani Diyarbakır'ın halini düşünün. Van'ın halini düşünün. Hakkari'nin halini düşünün. O ne hale getirmişlerdi çukurlarla o illerimizi. Ama bunları büyük oranda ne yaptık? Çözdük, hallettik. Artık gece 12'lerde, 1'lerde Diyarbakır'da benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor. Restoranlarda, kafeteryalarda artık gidip buluşabiliyorlar. Bu hale geldik. Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu. Başlarını ezdik. Tabii eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, öbür tarafta ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora, sosyal yardımlardan dış politikaya kadar her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Ekonomik göstergelerin tamamında ülkemizi 20 yıl öncesinin tablosuyla kıyas dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Sevgili gençler, elbette bu meşakkatli süreçte zorlandığımız vakitler oldu. Kimi zaman ter döktük, kimi zaman ihanete uğradık, kimi zaman saldırılara maruz kaldık. Kendimiz bedel ödesek de hamdolsun ne gençlerimizin ne de milletimizin hiçbir ferdinin ayağına taş değmesine asla müsaade etmedik. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in şu tavsiyesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Evet, biz de sahaya sarıldık, yani çalıştık. Hikmete rağm olduk. Kaderin üzerindeki kadere ittiba ettik. Sizlerin şu kardeşliğine, şu sevdasına, salonlara sığmayan heyecanına baktıkça verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğini gördük. Şimdi de yeni bir hamleyle inşallah hep birlikte ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkartmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Türkiye yabancı medya organlarının ifadesiyle tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak. Millet olarak bu seçimlerde sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oyla aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Ya Türkiye 100 yılı vizyonumuzla güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız,
ya da krizin, kavganın, belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine tekrar döneceğiz. Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini görüyorsunuz. Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz. Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış. Birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir ya? Bu cehalet, cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir? Haberleri yok. İşte biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Ve nereden aldık, nereye getirdik? Her şey ortada. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların anayasadan da haberleri yok. Bir defa anayasayı nasıl değiştireceksin? Ondan da haberleri yok. Ne diyor? Hemen diyor seçime gideriz. Allah Allah. Ya seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın? Cumhurbaşkanlığı mı seçtin? Niye göre şu anda kalkıyorsun da seçime gidiyorsun? Onca toplantı yaptılar. Ortaya vizyon namına, proje namına hiçbir şey koyamadılar. Ajans mahsulü 3. sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerimizin dikkatini çekecek hiçbir adım atamadılar. Ama bu arada tabii yurt dışından çok çok önemli adamları, işte George'lar, Moş'lar falan falan onlar geliyor. Yok bilmem işte Merkel'in danışmanıymış, yok şunun danışmanıymış bu. Bu millete yerli ve milli yöneticiler lazım. Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan, kendi başına karar alamayan, talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar. Kendilerinin bile güvenmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar. Kendilerinin itibar etmediği bir siyasetçiye Amerika'sından Rusya'sına, Çin'inden Avrupa'sına dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar. Trajikomik bu tabloyu da yüzleri hiç kızarmadan gençlerimize eşitlikçi demokrasi diye yutturmaya kalkıyorlar. Yuttunuz mu? Ben gençlerimizin zaten böyle bir şeyi yutmayacağını çok iyi biliyorum. Benim bildiğim, tanıdığım gençler böyle bir saçmalığa ve akıl tutulmasına asla itibar etmez. Şunu söyleyebilirim. 2023 seçimleri tüm bu saçmalıkların, zırvaların çöpe atıldığı, Türkiye yüzyılının güneş gibi üzerimize doğduğu bir milat olacaktır. Bu konuda en çok siz gençlerimize güveniyorum ve şimdi de siz gençleri dinlemek istiyorum. Milletimizin parlayan yıldızı, yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. Kızlar neler yapmışsınız? Seni sorsunlar benden, bir tek ben anlarım. Kalite standartlarımız gereği sadece reise ve AK Parti'ye oy veriyoruz. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Neler bulmuşsunuz neler. Maşallah. Allah sizleri nazardan saklasın. Hazır mıyız? Sizin için her şey. Sizin için. Sonuna kadar sizin için.
Türkiye şarpılır. 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 Dön bana gördüğün en büyük aksın. Son akışın cennete kalsın. Zaten ölmüşüm sensin. O nasıl aşktır? Elimi bir daha çekme. Dönüyorum Türkiye'ye. Benim senle nefes almam şarttır. Duyamıyoruz. Duyamıyorum. Dünyak oynar mısın? Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Hande Kalaycı, hemşireyim. Sorumu yöneltmeden önce izninizle ben bir Türk genciyim. Türk genci olduğum için çok mutluyum. Ama sizin döneminize denk geldiğim için de aşırı derecede gururluyum. Çok teşekkür ederim. Az önce izlediğimiz, geçen hafta gerçekleşen 2023'ün ilk gençlik programı olan UNIAK Fest'te size çok güzel bir sürpriz yaptılar. Cengiz Kurtoğlu, kıymetli sanatçımız, size duyanlara duymayanlara şarkısı ile gençlerin... Beraber bir düet yaptık. Evet. Bizim size olan aşkımızı, muhabbetimizi, sevgimizi söyledi. Biz çok gurur duyduk. Siz bu konuda ne hissettiniz, ne düşündünüz? Size olan aşkımız ebedi. Bunu her zaman, her yerde sizi temsil ederek dile getiriyoruz. Siz ne düşündünüz efendim? Size neler hissettirebildik? Cengiz kardeşimin özellikle böyle bir sürprizle karşıma çıkması ve adeta orada bir beraber düet yapma fırsatını vermiş olması gençlerle de orada bütünleşmemize vesile oldu. Hatta bir ara eğildim kulağına, dedim biraz dedim tize çık dedim. Onun tizleri çok yanıktır ve onu da yerine getirdi ve gerçekten bu damızın içerisinde de yer buldu. Sevdiğim bir sanatçıdır ve bundan sonraki süreçte de inşallah birçok yerde beraber olacağız. Sen nasıl söylüyorsun? Benim sesim kötü. Ben size aşkımı her yerde ilan ediyorum. Ama sizden dinlemeyi çok isterim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Muğla'mıza, Fethiye'mize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Muğla'lıyım. Muğla'lı mısın? Fethiye'liyim. Ha, güzel. Fethiye'miz size hasretti. Bugün burada bu hasret son bulmuş oldu. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, adım Pehlivan, Türk Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. Fethiye Körfezi berbat belde, arıtması yok, temizlik yapılmıyor. Mevcut yönetim 2019 yerel seçimlerinde burayı temizleyeceğini vaat etmişlerdi. Ama 4 yılda hiçbir adım atılmadı. Siz el atmadan da bu konunun çözülmeyecek, böyle belli oluyor. Fethiyeliler olarak bu konuyla ilgili desteklerinizi bekliyoruz efendim. Bir de Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce de sizin anlattığınız Rami Kütüphanesi'nin açılışını dün gerçekleştirdiniz. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birini açtınız. Bir genç olarak hayranlıkla baktım. En kısa zamanda gezmeyi, görmeyi çok isterim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben tabii bizim Ankara'daki Millet Kütüphanesi'ne de geldiniz mi? Evet efendim. Gezdin mi orayı? Evet efendim. Tabii şimdi burası farklı bir özellikte. Ankara Cumhurbaşkanlığındaki Millet Kütüphanesi, o da farklı bir
özellikle. Ve şunu söyleyeyim, bunlar hiçbir körfezi temizleyemezler. Çünkü ben belediye başkan adayı olduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni şöyle tanımlamıştım. Çöp, çukur, çamur. Çünkü öyle bir İstanbul teslim almıştım. İstanbul'da çöp dağları vardı. İstanbul'da çukurlar vardı. Çamurlar vardı. Ve bütün bunlarla beraber tabii meşhur Ümraniye çöp patlaması olayı vardı. Ki 40 civarında insanımız orada ölmüştü. Şimdi bakın Haliç'i aldığım zaman Haliç tamamen kokuyordu. O semtte, o civarda doğdum, büyüdüm, yaşadım. Ve biz orada kokudan geçemezdik. Ama geldik, hemen Haliç'i bir defa temizledik. Haliç'ten biz 9 kilometre mesafede bir taş ocağına oradan çıkardığımız çamuru pompaj sistemiyle naklettik ve 650 dönüm bir millet bahçesi gibi bir yer kazandık. Şu anda orada Viyaland var. Onu yaptık. Haliç'i temizledik. Haliç'te şimdi balık tutuyorlar. Fakat Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı. Çünkü dedim ya, çöp, çukur, çamur. Bunlarda bu var. Ve biz Haliç daim temiz olsun diye Boğaz'dan, İstanbul Boğazı'ndan biz Haliç'e tüneller açtık. Ki oradan gelen suyla Haliç daima temiz bir su imkanına kavuşsun dedik. Bunu da başardık. Ama şimdiki beyefendinin böyle bir derdi yok. Ve Haliç her an tehdit altında. Aynı şey İzmir Körfezi'nde de sıkıntı şu anda söz konusu. İşte önünde Murat Bey, millet bahçeleriyle şu anda bütün işte bu sıkıntılı yerlerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, yürütüyoruz. Ve aynı şekilde bunları yapmaya yine devam edeceğiz. Çünkü benim milletim, ah diyorum, şu CHP'yi bir anlasa da buna şu 2023'te öyle bir ders versin ki bu gençlik bir daha bunlar belini doğrultamasın. Vereceğiz efendim, vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim sorum yok, sizinle ilgili benim çok güzel bir anım var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ben 7-8 yaşlarındayken, fotoğraf ekrana gelir mi bilmiyorum ama sizinle şöyle bir fotoğrafımız var. O dönemlerde benim tek isteğim... Nerede oldu bu? İzmir Evka4 spor kompleksi açılışı. İzmir'de? Evet, ben de İzmir'den geliyorum. İsmim Gülşen, soyadım Taşol bu arada. Gülşen... Fakat senin çocukluğunla şu andaki halin hiç birbirine benzemiyor. Ben yanlış mı söylüyorum? Benziyor mu? Benzemiyor. Belki biraz gamzeler, dişlek. O benziyor olabilir. Orada gamzelerin yok ama ya. Orada biraz böyle atlama vesaire, bir an önce sizinle fotoğraf çekilebileyim diye açıkçası. O gün tek isteğim sizinle hem bir fotoğraf çekilip, ben bir gün öncesinde anneme bir mektup yazdırmıştım size verebilmek adına. O günde hem çekilip hem de mektubu size ulaştırabildim ben. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim ben. Ve aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar bana geldi. Evet.
Ben 25 yaşındayım şu anda. Bilgisayar programlama son sınıf öğrencisiyim. Peki o bilgisayar duruyor mu? Saklıyorum. Klavyesini, her şeyini tek tek saklıyorum. Bunun Maşallah. İçin size çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu anımı sizinle şu anda burada size anlatmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bunun için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Anneye selam. Aleyküm selam. Aynı fotoğrafı da sizinle inşallah çekilirsem bu akşam da çok mutlu olacağım. Tabii. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Ben Şeyma Toğan Avural. Önümüzdeki seçimde inşallah tekrardan Cumhurbaşkanımız olarak seçileceksiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclis çoğunluğunun nasıl bir önemi var? Anlatır mısınız? Teşekkürler. Evet Şeyma ben çok teşekkür ediyorum. Tabii belli oranlar, belli sayılar parlamento içinde sizi özellikle yasal düzenlemelerden öte fırsat olsa anayasal düzenlemeyi getirmesi bakımından çok önemli. Mesela 400 rakamını yakalamak ciddi manada ne yapar? Parlamentonun gücünü çok artırır ve anayasal düzenleme değişiklik gerektiği zaman da siz o gücünüzle anayasal değişikliği de yaparsınız. Mesela bizim şu anda yasal düzenlemeler noktasında sıkıntımız yok. Cumhur İttifakı olarak biz yasal düzenlemeleri yapabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve Cumhurbaşkanı olarak da biz tabii Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde maalesef detaylarına girmeyeyim. Ve bu kararnamelerle ilgili zaman zaman bazı tabii sıkıntıları farklı kurumlar sebebiyle yaşıyoruz. Yani her şey parlamentoda bitmiyor. Parlamentonun dışında da bazı kurumlar sebebiyle takılmalar olabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen biz yolumuza kararlı bir şekilde yürüyoruz, yürüyeceğiz. İşte bu seçim o bakımdan çok çok önemli. Ben gençliğe bu bakımdan çok güveniyorum. Gençlik eğer bu sandıkları inşallah şöyle patlatacak olursa, hele hele bize bir de anayasal noktada bir değişim gücü verecek olursa, o zaman tabii bizim ülkemizi yönetme noktasındaki gücümüz çok daha farklı olacaktır. Ve ben şu anda gençliğin bize olan ilgi alakasında bunu görüyorum. Meydanlarda bunu görüyorum. İşte bugün Muğla'yı gördük, Fethiye'yi gördük. Ve şu anda işte siz gençlerle bu arada birlikteyiz. Gittiğimiz her yerde hamdolsun milletin ilgi alakası. Volkswagen Arena'daki o toplantı o da çok çok güzeldi. Ve bundan sonraki yapacağımız toplantılarda önümüzde inşallah Denizli falan var. Orada bunları yapacağız. Ama bütün mesele ben inanıyorum ki sizler yani şu anda Muğla Sıtkı Koçman'dan mesajlarınızı verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin karşınızda olmaktan çok heyecan ve mutluluk duyuyorum. İsmim Ayşe Eda Nur, soyadım Özkır. Özkır ailesinin 3 yaşındaki küçük çocuğundan en büyük bireyine kadar herkesin bol bol selamları var. Benim sorum, başörtüsüne anayasal güvence sağlayabilmek için, değişiklik sağlayabilmek için CHP ve İYİ Partisi'ne randevu talep edildi. Lakin bunlar bunu reddetti. Zaten bu konuyu da gündeme getiren CHP'ydi. Ya bunlar başörtülülere yasal güvence olabilir deyip anayasal güvenceye mi hayır diyorlar? Ne demeye çalıştıklarını inanın biz hiç anlamadık. Siz bir şey anladınız mı? Zaten bunlar bu konularda helallik alacak. Böyle konulara parmak basmaya bayılıyorlar. Bir 5 sene sonra da gelip bundan helallik isteyecekler. Benim sorum buydu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Maalesef bunlar akşam başka, sabah başka. Bunlar da yalan zaten. Aman yarabbi. Dürüstlük diye bir şey yok. Ve bunlar zaten yasal düzenlemeyi teklif ettikleri zaman, ya böyle bir şeye zaten ihtiyaç yok ki. Bu teklifi yaptığın zaman benim ülkemde başörtülü olarak vali var mı? Var. Var. Asker var mı? Var. Subay var mı? Var. Yargıda var mı? Var. Nereden çıktı bu iş ya? Dert başka. Ne yapacak? İstismar. Bunun adı siyasi istismar. Yanına da birkaç tane başörtülü bayanı alıyor. Bak diyor, biz bu konularda samimiyiz. Ya dürüst ol, dürüst. Hiçbir zaman siz samimi olmadınız. Dürüst olmadınız. Bizim başörtülü kızlarımızı senin genel başkan yardımcın ikna odalarında başlarını açtırtmak suretiyle onlara zulmetti ya. Zulmetti. Senin yardımcın bu. Niye yalan söylüyorsun? Dürüst ol. Biz dedik ki eşeği sağlam kazağa bağlayalım. E ne yapalım? E gel o zaman. Dürüstsen, samimiysen anayasa değişikliği yapalım. Ki ikide bir önümüze bunu ne yapma? Çıkarma. Bak hemen randevu bile vermediler. Arkadaşlarımız size bu ziyareti yaparak konuşalım. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Biz size bir anayasa metni, değişiklik metni teklif edeceğiz. Beğenirseniz eyvallah. Beğenmezseniz olması gereken neyse siz bize teklif edin. Ona göre de bu anayasa değişikliğini yapalım. Ama ne yaptılar? Arkadaşlarımıza randevuyu vermediler. Arkadaşlarımız da mecburen sadece Cumhur İttifakı olarak bir araya geldiler, konuştular. E biz şimdi bu haliyle ne yapacağız? Meclise bu işi götüreceğiz. Mecliste de komisyonlarda çalışmalarımızı yapacağız. Hiç olmazsa alınacak neticeyi kim görsün? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir görsün. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, ben eminim ki Teknofest kuşağı bunların bu hain oyunlarına, bunların bu plansız hareketlerine inanmayacak, inandırmayacak. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Benim ömrüm de senin olsun oğlum. Ah. Ellerinden öperim. Sağ olun. Allah razı olsun. Zülfiye ablaya gideceğiz. Hüseyin Mami. Fahit Bey. Teyze güzel pide yapıyor mu? Zülfiye teyze çok güzel çocuklarla beraber pide yapıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Yaparım, yapamayız. İnşallah. Şöyle ben bir Türkmenistan'dan döneyim de bir gelip oraları gezeyim. İnşallah, inşallah. Sen başımın üstüne yerin var, inşallah. Onun fırınından herhalde bir şeyler yeriz. Değil mi? Ama Zülfiye teyze gerçekten Süleyman Bey, yani etli ekmeği çok güzel yapmış. Evinin altında bir pideci dükkanı var. O Kumluca sel afetinde biraz darbe yemişti. Fakat çok candan bir insan. Hoş bir insan. Biz de daha sonra ziyaretine geç de olsa gittik.
ve meşhur Konyalıların etli pidesi, etli ekmeği var ya, orada Zülfiye ablamızdan, teyzemizden onu yedik. Sana selam olsun. Evet, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Sizlerle burada göz göze gelmekten çok heyecanlı ve mutluyum. Üniversite öğrencisiyim, muhasebe bölümüm. Çıkan orman yangınlarında devletimizin tüm birimleriyle olağanüstü bir çalışmanıza şahit olduk. Siz de bizzat burada bulunarak varlığınızı ve desteklerinizi hissettiniz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederiz. Muhalefetten biz can derdindeyken yanan yerlerde otel yapılacak iftirasını attılar. Bugün o yerlerin hiçbirine otel falan yapılmadı ve her yerde eskisinden daha fazla ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Şimdi benim içimden oralara otel yapılacak diye tweet atan herkesi buraya getirip ağaçlandırılan yerleri gösterip şimdi utanız mı diye sormak geçiyor. Siz de böyle iftiralara benim kadar kuruluyor musunuz? Şimdiden teşekkür ederim cevabınız için. Sevgili kızım, bu muhalefetin her zamanki maalesef yalan politikalarıdır. Şimdi senin hemen arkanda Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanım var. Ve biz müteaddit defalar hep bunları söyledik. Bizim bütün derdimiz süratle bütün buralarda hemen köy evleri ise köy evlerini yapmak, normal konutlarsa konutları yapmak ve bir diğer taraftan da ağaçlandırmaları yeri geldi 1000 ağaçlandırmaya girmek. İşte geçen hafta Manavgat'taydık. Kumluca'dan Manavgat'a geçtik ve 450 kadar köy evini onları bitirdik. Bir 450 daha yapılıyor ve bunları sahiplerine teslim ettik. Hatta oradaki kardeşlerimizden bir tanesi ben inanmıyordum dedi. Ama siz dedi bu kadar kısa zamanda bu konutları yaptınız ve bize teslim ettiniz. Adeta böyle villa gibi bunlara köy konutları yaptık. Bir vatandaşımızın evinde de o akşam şöyle konakladık. İkramları vardı, o ikramlarını filan aldık. Türkiye'de maalesef muhalefetin siyasetle hiçbir zaman dürüst ilişkisi olmamıştır. Hep yalan. Bizi dünyaya şikayet edecek kadar Türkiye'deki muhalefetin kalibresi maalesef kayıptır. Bizi Batı çok iyi anlıyor. Gelip gördükleri zaman ya bu kadar kısa zamanda siz bunları nasıl yaptınız deyip şaşırıyor. Ama onlar istedikleri kadar yalan söylesinler. Biz inşallah hizmetimize devam edeceğiz. Bakın ulaşımda biz göreve geldiğimiz zaman 6100 kilometre bizim bölünmüş yollarımız falan vardı. Ama şimdi 28.500 kilometre bizim yollarımız var. Ve bunların bir kısmı otoyol, bir kısmı yani bölünmüş yol, artık açtık onları. Bölünmüş yol ve şu anda viyadükleriyle, köprüleriyle Türkiye'yi düşünün, İstanbul'u biz İzmir'e bağlarken daha önce burası 7 saatte alınıyordu. Ama şimdi 3 saat, 3 saat 15 dakikada İstanbul'dan İzmir'e ulaşıyoruz. Bunun içinde Osman Gazi Köprüsü ayrı bir güzellik. Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli ayrı bir güzellik. Ve bunlar hiçbirisi ya bunlar bu dağları delecek de nasıl kalkıp da Samsun'u İzmir'e bağlayacak? Bunu konuşurlardı. E şimdi düşünün. Bay Kemal İzmir milletvekili.
Ama İzmir'de belediye onlar da. En ufak bir yağmurda filan İzmir Körfezi felaket. İnşallah bu seçim bunların tasfiye seçimi olacak. Bunları tasfiye etmek suretiyle de milletimiz bunlara en güzel dersi verecek. Sayın Cumhurbaşkanım, Oğuzhan Oğuz, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisiyim. Öncelikle böyle aziz bir milletin, mavi vatanın genç bir ferdi olarak tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Size az önce sizin de değindiğiniz gibi bir hususu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde altılı masadan biri kalktı bir televizyon programında. Hepimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı da biz ne dersek onu yapacak dedi. Spiker de haliyle peki seçilen Cumhurbaşkanı sizin dediklerinizi yapmazsa ne olacak diye sorduğunda kriz çıkar, yeniden seçime gidilir diye bir cevap verildi. Haliyle de hepimiz çok şaşırdık çünkü ilk defa bir siyasetçi yani krizi vaat ederek o istiyor. Açıkçası ben böyle bir siyasetçiye milletimizin tenezzül edeceğini zannetmiyorum. Ama ben bir şey söyleyeceğim sana. Öyle deme. Profesör. Profesörler her şeyi bilir. Yani Vahit Bey sen de profesörsün biliyoruz da karıştırma. Bir defa böyle bir şeyin kararı meclisten çıkması lazım değil mi? Kesinlikle. Mecliste bu çoğunluğa sahip olduğunu neye göre konuşuyor? Maalesef bunlar sevgili kardeşim siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde. İnşallah. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler. Çünkü üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bunlar da güya bizimle beraber bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler. Maalesef. Bunlar ama çok güzel bir yere dokundun. Aynen hani o yürüyen merdivende birileri de tersine yürüyordu. Şimdi de bunlar tersine yürüyen merdivenlerde beraber yürüyorlar. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, çok bilen çok yanılır derler. Siyaset sadece akıl değil, bilek, yürek de işi. Ben her daim sizin siyasetinizin, devletinizin menfaatine olduğunu bilerek yanınızdayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Abdullah Fehim Kılıçarslan. Kardeşimin, babamın, özellikle annemin size ve tüm bakanlarımıza çok çok selamları var. Özellikle annene, babana, kardeşlerine çok selam. Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım. Soruma gelecek olursak, bu HDP geçen hafta kendisi aday çıkaracağını açıkladı. Ne kadar güzel olur. Bana kalırsa burada bir dümen çeviriyorlar. Çünkü altılı masanın HDP ve PKK ile olan ilişkisi o kadar ayyuka çıktı ki artık HDP'ye biz kendimiz aday çıkartacağız deyip bunu gizlemeye çalışıyorlar. Ben mi çok komplocu düşünüyorum? Sizin bu konu hakkında yorumunuz nedir? Bunu merak ediyorum. Zaten şimdi bunlar komplo içinde komplo. Bunlara hiç kafayı takma. Az önce söyledim ya. Yalan üstüne yalan. Şimdi hepsi bu konuda birbirinden çok daha maharetli. Ve yalanda yarışıyorlar. Ama biz
dürüstlükte yarışıyoruz. Farkımız bu. Yani onların kim, hangisi aday çıkaracak, çıkarmayacak, bunlara hiç kafayı takmayın. Biz işimize bakalım. Cumhur İttifakı olarak biz ne yapacağız? Biz ona bakalım. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. Sizle yüz yüze konuşma fırsatı bulmak gerçekten çok güzel. Ben Konya'nın Ücrabi köyünden çıktım ve sizin sayenizde, devletin imkanları sayesinde çeşitli şehirlerde eğitim gördüm. Yurt dışına çıkma imkanını da buldum. Ve biz 28 Şubat gibi zor bir süreçten geçmedik. Şu anda da Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim alıyorum. Özgürce düşüncemi savunabilme fırsatı buluyorum. Ben aslında size bir soru yöneltmeyeceğim. Bir teşekkür ve teminatta bulunmak istiyorum. Biz gençler olarak o zor süreçlerden geçmedik. 28 Şubat'ı görmedik. Ama biz biliyoruz ki bize sunulan fırsatlar ve imkanlar çok fazla. Ve biz size ahde vefa gösterip 2023 seçiminde ve diğer seçimlerde sizin her daim arkanızda durduğumuzu söylemek istiyorum. Her şey için, sunduğunuz bütün imkanlar için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Allah gözünüze yaş, ayağınıza taş değdirtmesin inşallah. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ne kadar da güzel bağladın. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değdirmesin. Aynen sizin için de. Rabbim başınıza mesut etmesin sizlere. İyi ki varsınız. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, ismim Eren Dersan. Yakın zamanda tarımsal KOBİ kredisini açıkladınız. Malumunuz bölgemizin ekonomisinde tarım önemli bir yer tutuyor. Bu sayede çiftçimizin işleri büyütecek, soğuk hava depolarını, işleme tesislerini açabilecek. Bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu hamlenizin meyve ve sebzenin tarla fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki uçurumu azaltabileceğini düşünüyor musunuz? Bu sayede gıda enflasyonunda bir azalma olacak mı? Ben futbol oynadım ya. Şu evet, anda başım. Pası Tarım Bakanı'ma atayım. Sayın Cumhurbaşkanım, 2002'de iktidara geldiğimizde bu ülkede üreticiye verilen destek miktarı sadece 1.8 milyar liraydı. 2022 yılını Sayın Cumhurbaşkanım 40.4 milyar lirayla tamamlamış olduk. Bu çerçevede de 2002 yılında sadece 98 milyon ton olan üretimimiz inşallah tüm zamanların rekoru olacak. Resmi rakam açıklanmadı ama bizim beklentimiz 128.6 milyon ton olması yönünde. Diğer taraftan su ürünleri alanında da özellikle onu da belirtmek isterim. 62 bin ton Muğla, çünkü su ürünleri konusunda da özel bir şehir. 62 bin tonumuz da şu anda 525 bin tona çıktı Sayın Cumhurbaşkanım. Ve 1,5 milyar dolarlık sadece su ürünlerinden ihracat gerçekleştiriyoruz. 2002'de 65 milyondu nüfusumuz. Bugün 85 milyon. 2002'de Muğla'da bir turizm beldesi, önemli bir turizm destinasyonu. Burası da dahil tüm ülkemize gelen turist sayısı 15 milyondu. Şu anda 51.7 milyonu burada değil mi Mehmet Bey? 51-52 milyonu bulduk. 85 milyon kendi vatandaşı, 4,5 milyon burası bir sığınak olabilir deyip bize gelmiş, sığınmış olanlar. Bunlarla beraber 90 milyon, 52 milyon turist. Bu da yetmez. 30 milyar dolar da Sayın Cumhurbaşkanım ihracat gerçekleştirdik. Malum 2002'de bizim ihracatımız sadece tüm Türkiye için, bütün ürünler için 36 milyar dolardı. O 30 milyar doları tek başına tarım ve gıda ürünlerinde gerçekleştirdik. Allah izin verirse gelecek yıl inşallah, yani bu yılın sonu itibariyle inşallah 36 milyar doları, 2002'deki o rakamı
tek başına tarım sektörü karşılamış olacak. Biz bütün üreticilerimize müteşekkiriz. Üreticilerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı halinizin de o gün iştirak ettiği programda 1 milyonuncu bizim Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan vatandaşımız vardı. Bir hanımefendi vardı. Ve verilen kredi miktarı da 235 milyar lira Sayın Cumhurbaşkanım. Yani bunları da özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde tarımımız her zamankinden çok daha fazla destek görüyor, ilgi görüyor. Hamdolsun üreticimiz de bunun karşılığını veriyor. Bu son açıklanan kredilerle ve kredi limitlerindeki artışlarla da inşallah hem KOBİ düzeyinde hem de üretici düzeyinde biz daha çok daha güzel hizmetler olacağını, üretim yapabileceklerini düşünüyoruz. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Ali Kaptan. Öncelikle sizinle buluşacağımı öğrenen annem, babam, kardeşim ve değerli büyüklerim kucak dolusu sevgi ve selamlarını ilettiler. Aleykümselam. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bu dava için ömrünüzü feda ettiniz. Ve biz Türkiye Yüzyılı Gençleri olarak da gençliğimizi feda etmeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanım, geçen günlerde İsveç'te hain teröristler hadsizce bir eylem gerçekleştirdiler. Bu eylem siyasi görüşe ne olursa olsun milli hassasiyeti olan tüm vatandaşlarımızda bu edepsizce eyleme karşı ciddi bir tepki gösterdi. Ki zaten olması gereken de buydu. Bu aşırı eylemler İsveç makamlarının bu mutabakata uygun hareket etmesinden dolayı PKK, PYD'nin orada sıkışmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Yoksa İsveç makamları bu eylemlere göz mü yumuyor? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, ben teşekkür ediyorum. Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Yani başta tabii Stoltenberg iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de pek konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten meclisten geçiremeyiz. Meclisten bunun geçmesi için her şeyden önce 130 civarında listeleri de verip bu teröristleri bize vermeniz lazım. Tabi bunlar maalesef bunu yapamadılar. Sonra başbakanları fena bir insan değil. Bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de biz kendisine dedik ki basın toplantısı yaparken sizde dedik Bülent Keneş diye birisi var. FETÖ'cü. Bu Bülent Keneş'i bize deport edin. Verin. Ve ilginçtir. Onların yargısı Bülent Keneş'in bize deport edilmesini reddetti. Tabii bunların caddelerinde, Stockholm'de sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz. Ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın, PYD'nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı. Tabii şu anda meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Ve şu an itibariyle de bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimizi çok daha gerebilir. Tabii bu sadece İsveç'te değil, sadece Finlandiya'da değil, sanki Almanya'da yok mu? Fransa'da yok mu? İngiltere'de yok mu? Hepsinde maalesef bu terör örgütleri boy göstermeye devam ediyor. Biz de tabii Türkiye olarak
bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz. Attıkları bütün adımlar, Türkiye'de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar. Böyle bir şey yapamazsınız. Türkiye'de şu anda bir defa onuruna, gururuna dört dörtlük sağlam olan bir iktidar var. Onun için de bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle bunlar terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar. Çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam. Bunlara da bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, benim size olan minnettarlığımı dile getirmek istiyorum. Ben bugün ailemden 700 kilometre uzakta okuyabiliyorsam, gece 11'de dersten çıkıp arkama bakmadan korkusuzca yürüyebiliyorsam bu sizin sayenizde. Beni ve benim gibi binlerce Dilaraları korkusuzca yürüttüğünüz için size minnettarım. Benim özgürlüğümü, inancımı bir metre kare kumaş olarak gören, toplumu kutuplaştıran, ülkemin üzerine kara bulut gibi çöken 6 tane kara bulutu yağmur yağdırtmayacağız. Onlar kara bulut oldukça bu gençlik güneş olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, izin vermeyeceğiz. İç karışıklıklar çıkararak vatanımızı, milletimizi bölmelerine izin vermeyeceğiz. Bayrağımızı ilelebet sonsuza kadar göklerde dalgalandıracağız. Şu anki olduğu gibi her zaman başka ülkenin gölgesinde var olmadan dalgalanacak bayrağımız.